Sultan Alparslan, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarı ve Türk tarihindeki en önemli liderlerden biridir. 1029 yılında tahta çıkan Alparslan, 1072 yılına kadar hüküm sürmüştür. Kendisi cesur bir savaşçı ve stratejist olarak tanınmıştır. Ayrıca bu özelliklerinin yanında Malazgirt Meydan Muharebesi'ndeki zaferiyle de ün kazanmıştır. Alparslan'ın saltanatı, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun genişlemesi ve güçlenmesiyle geçmiştir. İlk olarak İran ve Irak bölgelerini ele geçirerek İslam dünyasında etkili bir liderlik sergilemiştir. İmparatorluğun merkezi olan İsfahan'ı fethederek yönetimi sağlamlaştırmış ve imparatorluk sınırlarını genişletmiştir. Sultan Alparslan'ın en önemli dönüm noktalarından biri 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Meydan Muharebesi'dir. Malazgirt Savaşı, Türk tarihinin ve Anadolu'nun kaderini değiştiren önemli bir dönüm noktasıdır. 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşen bu savaş, Büyük Selçuklu İmparatorunun hükümdarı Sultan Alparslan ile Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in orduları arasında gerçekleşmiştir. O dönemde Sultan Alparslan, Türklerin Anadolu'ya yerleşme politikasını benimsemişti ve Bizans İmparatorluğu'nun bu politikaya karşı koyması nedeniyle savaş kaçınılmaz hale gelmişti. Roman Diyojen, Türklerin Anadolu'daki etkisini azaltmak amacıyla bir sefer düzenlemeye karar verdi ve büyük bir Bizans ordusuyla doğuya doğru ilerledi. İki ordunun karşılaştığı yer Malazgirt Ovası'dır. Sultan Alparslan ordusunu iyi bir şekilde hazırlamış ve stratejik avantaj sağlayacak konumu seçmiştir. Türk ordusu savaş düzenini alarak beklemeye başlamıştır. 26 Ağustos sabahı savaş başlamıştır. Bizans ordusu ağır zırhlı süvarilerden oluşurken geleneksel Bizans taktiklerini kullanarak Türklerin üzerine saldırıya geçmiştir. Ancak Sultan Alparslan ordusuna taktiksel bir plan vermiştir. Türkler hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek süvari birlikleriyle Bizans ordusunu çembere almış ve onları kuşatmıştır. Savaşın başlarında Bizans ordusu avantajlı gibi görünse de Türklerin kararlılığı ve Alparslan'ın liderliği savaşın zaferle sonuçlanmasında etkili olmuştur. Türk süvari birlikleri düşman atlarını bozmak için sürekli saldırılar düzenlemiştir. Türk okçuları ise yaylarıyla yoğun bir ok yağmuruna neden olmuştur. Savaşın devamında ise Türklerin etkili saldırıları sonucunda Bizans ordusu çökmeye başlamıştır. Roman Diyojen'in yönetimindeki Bizans İmparatorluğu dağınık bir şekilde kaçmaya başlayınca Sultan Alparslan'ın komutasındaki Türk ordusu ise takip ederek düşmanı kovalamıştır. Malazgirt Savaşı'nda Türklerin zaferi kesin olmuş ve Türkleri Anadolu'ya yerleşme sürecinde hız kazandırmıştır. Bu zafer Anadolu'nun Türkler tarafından fethedilmesinin kapılarını aralamış ve Bizans İmparatorluğu'nun gücünü ciddi bir şekilde sarsmıştır. Malazgirt Savaşı'nın sonuçları büyük stratejik etkilere sahip olmuştur. Türk boyları Anadolu'ya yerleşmeye başlamış ve bölgede Türk nüfusu hızla artmıştır. Bu süreç, Anadolu'nun Türkleşmesine ve Türk kültürünün yayılmasına zemin hazırlamıştır. Malazgirt Savaşı, Türk tarihinin dönüm noktalarından birisi olarak kabul edilir. Bu savaş, Türklerin Anadolu'da kalıcı bir varlık kazanmasını sağlamış ve Türklerin İslam dünyasında güçlü bir rol oynamasının temelini atmıştır. Sultan Alparslan'ın liderliği ve Türk askerlerinin kahramanlığı savaşın sonucunu belirlemiştir. Bu zafer yüzyıllardır Türk milleti için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Malazgirt zaferinden sonra Alparslan Anadolu'yu Türklerin yerleşimini açmıştır. Türk boylarını bu bölgeye yerleştirerek Türk nüfusunun artmasını sağlamış ve böylece Anadolu'nun Türkleşmesine önemli bir katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda Türk kültürünün, Türk dilinin ve İslam dininin Anadolu'da yayılmasında etkili olmuştur. Sultan Alparslan sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda adaleti ve yönetim becerisiyle de tanınmıştır. İmparatorluğu içinde merkezi otoriteyi sağlamlaştırmış, vergi düzenlemeleri ve adalet sistemi gibi reformlar yapmıştır. Ayrıca bilim, sanat ve kültür gibi alanlarda da teşviklerde bulunmuştur. Şehirlerin inşası, medreselerin açılması ve bilginlerin himayesi gibi faaliyetlerle Selçuklu İmparatorluğu'nun altın çağını yaşatmıştır. Ne yazık ki Sultan Alparslan'ın hükümdarlığı uzun sürmemiştir. 1072 yılında İran'da bir suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu durum imparatorluğun iç çekişmelere ve istikrarsızlığa sürüklenmesine neden olmuştur. Ancak Alparslan'ın ölümü Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun temellerini atmış ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştır. Sultan Alparslan, Türk tarihindeki önemli liderlerden biri olarak anılmaya asırlarca devam etmiştir ve Türk milleti için büyük bir kahraman olarak kabul edilir. Cesur ve kararlı bir lider olarak İslam'ı yaymak ve Türklerin egemenliğini genişletmek için mücadele etmiştir. Başarıları Türk tarihinde ve İslam dünyasında derin bir iz bırakmıştır. Türk milletinin gurur kaynağı olmuştur. Sultan Alparslan Türklerin Anadolu'da kalıcı bir varlık kazanmasına yol açmış ve Türk kültürünün kökleşmesinde büyük katkıda bulunmuştur.